Kullandığınız programların birçoğunda karşılaşacağımız bir diğer özellik de panellerdir. Paneller, nesne üzerinde yapılacak değişikliklerin detaylandırıldığı pencerelerdir. Bu pencereler sağ veya sol kenara sabitlenebilir ya da ekranda istediğiniz bir noktaya asılı halde de bırakabilirsiniz. Panelleri tek tek konumlandırabildiğiniz gibi gruplar oluşturarak da konumlandırma işlemlerini yapabilirsiniz. Paneller Windows üst menüsü altında Actions'la başlayıp Variables'a kadar birçok panel mevcuttur. Bu paneller menülerde de bahsettiğimiz gibi yapacağı denetlemeye yani özelliğe göre isimlendirilmişlerdir arayüzün tanımını yaparken kontrol panel ve sol tarafta araç kutusunu da olduğunu söylemiştik. Bunları da yine Windows üst menüsünden kontrol seçeneğiyle kontrol paneli yani options satırını tools'la da araçları olduğu paneli açabiliriz. Yine buradaki kontrol ve tools panelleri de diğer paneller gibi sabitlenebilir veya yüzer bir şekilde dediğimiz herhangi bir noktaya asılı halde bırakabilirsiniz. Buradaki panellerin bir kısmı sağ kenarda şu anda var. Bunlar ilk anda bakış, baktığımda sadece ikon halinde görünüyorlar. Panellerin üç farklı görünümü bulunmaktadır. Şu anda ilk halini gördüğümüz ikonlar. Sol kenarına doğru yaklaşıp biraz sola doğru sürüklerseniz ikon ve isim olarak görebilirsiniz panelleri. İlk zamanlar bu şekildeki görünümü hem yer tasarrufu sağlarken yani çalışmanıza daha iyi odaklanırken hem de panellerin ikonlarını da öğrenmenize yardımcı olacaktır. Buradaki panel isimlerinden veya ikona tıkladığınızda panel açılır. Şu anda gördüğüm kadarıyla Color Guide ve Color panellerinden sonra alt tarafta bir çizgi geliyor. Ve bu çizgi Color ve Color Guide panellerinin oluşturduğu grubu ayıran bir çizgi. Bu gruptan sonra Swatches, Brushes ve Symbols panellerinin olduğu ikinci bir grup olduğunu görebiliyorum. Bu gr grubu ayıranlar şuradaki uzun çizgi ve ayrıca grubu tutup istediğim herhangi bir noktaya sürükleyebileceğim tutma noktasından da anlayabilirim. Panelleri konumlandırırken isimlerinden tutarak istediğiniz bir noktaya sürükleyebilirsiniz. Burada asılı halde kalacaklardır. Az önce de bahsettiğimiz gibi şu anda panelin açık halini görebiliyoruz. Paneli daraltmak istersek yani ikon ve isim olarak veya sadece ikon olarak görüntülemek istersek, pencerenin sağ üst köşesinde sola bakan çift üçgeni tıklayarak daraltabilirsiniz. Şu anda ikon ve isim olarak karşımızda sağ kenarından tutup daha çok daraltıyorum ve sadece ikon haliyle görebiliyorum. Üst tarafındaki tutma noktasından tutarak istediğim bir noktaya sürükleyebilirim. Buradaki ikona tıkladığımda panel içerisindeki özelliklerin tamamını görebiliyoruz ve bu panel ile ilgili işim, işimiz bittiğinde veya farklı bir noktaya veya farklı bir noktaya tıkladığınızda bir nesne seçtiğinizde o panel otomatik olarak gizlenecektir. Şu anda color guide panelini color paneli ile oluşturmuş oldum. Grubu bozmuş oldum. Tekrar gruplandırmak istersen bu panelleri. Öncelikli olarak paneli genişletebilirsiniz. Yine sağa bakan üçgenleri tıklayarak. Burada Color panelini tutup sürüklüyorum. İkon ve isim olarak karşımda şu anda. Yine genişletme için sağ bakan çift üçgene tıkladığımda genişlemiş halini görebiliyorum. Panelleri gruplayabilmek için sadece isimlerinin üzerinden tutarak diğer bir panelinin bulunduğu pencere içerisine doğru sürüklediğinizde ve o panel penceresi de çerçevesi mavi olduğu anda bırakarak gruplandırma işlemini yapabilirsiniz. Grubu bozmak da az önce yapmış olduğumuz gibi çok kolay. Yine gruptan ayırmak istediğiniz paneli ismi üzerinden tutarak istediğiniz bir noktaya sürükleyerek grubu bozabilirsiniz. Bu paneller sağ kenar veya sol kenarı sabitlenebilirler. Color ve Color Guide panellerini tekrar gruplandırıyorum. Ve artık gruplandığı için isimlerini üzerinden tutup sürüklersem grubu bozacağım. O yüzden isimlerinin hemen üstlerinde bulunan tutma alanına tıklayıp sürüklüyorum. Bu sürükleme esnasında sağ kenarda bir sütun şeklinde açık olan panelleri görebilirim. İkinci bir sütun oluşturmak istersem tutma kenarından tutarak bu şekilde sütun oluşturacak şekilde tutup sürüklüyorum ve bıraktığımda ikinci bir sütun olarak karşıma geliyor. Buradaki sütunlar birbirinden bağımsızdır. Yani sağ taraftaki sütunları ikon haline dönüştürüp soldaki sütundaki panellerin de açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Hem Color hem de Color Guide panellerinin ikisini de görebilmek isterseniz Color panelini tutup alt kenarına doğru Color Guide'ın alt kenarına doğru sürükleyin ve mavi bir çizgi çıktığını gördüğünüzde mouse'dan parmağınızı çekin. Gördüğünüz gibi şu anda her iki panelde açık. Genel olarak Panellerden bahsetmek istersek, örnek olarak Color Guide panelini alacağım. Color Guide panelinin diğer panellerle ortak bazı özellikleri var. İlk olarak birçok panelin isminin hemen sol tarafında yukarı aşağı bakan işaretler var, oklar var. Bu oklar sayesinde panelin temel özelliklerini sadece ismini veya genişletilmiş Detaylı özelliklerini görebileceğiniz görünüm tipleri mevcut. Bunun yanında isminin bulunduğu satırın en sağında bulunan menü butonuyla bu panele ait menü özelliklerini de buradan görebilirsiniz. Genelde menü üzerinde uzun yolla ulaştığımız bazı özellikler veya panele yeni eklentiler sağlanabilecek, yeni özellikler sağlanabilecek diğer butonlar panelin alt kenarında bulunur. Buradaki butonlar yardımıyla panelin özelliklerini de değiştirebiliriz. Çalışma alanı yani Workspace eğitimimizde özel bir çalışma alanı nasıl oluşturulur onun hakkında bilgi vereceğiz. Diğer eğitimleri devam edebilmek için panelleri sıfırlamamız ilk andaki haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için sağ üst köşede bulunan Essentials butonuna tıklayıp açılan panelden Reset Essentials veya ikinci bir yol Window Workspace Reset Essentials seçeneğiyle panelleri ilk haline getirebilirsiniz.